Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknik Direktör Kutsal, Zeyn Karabacak ve ben Abdullah karşınızdayız. Üçüncü grubu konuşacağız. Hemen skorları veriyorum. Tomaspor evinde Karakoçan'a, Elazığ Karakoçan'a 3-1 mağlup etti. Karşıyaka yine bu hafta da kazanamadı. Gölcü'ye 2-0 mağlup oldu. Şile Yıldız 1-0 Erbaa'yı kendi sahasında mağlup etmeyi başardı. Sparta 3'te 3 ile başladı. İkinci yarıya ve içeride deplasmandan çok kritik bir galibiyet aldı 1-0'la. Gerçekten artık şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet. İçer büyük bir yara aldı kendi evinde kaybederek. Çarşamba Spor yine Yalova Spor'a mağlup oldu. Tabii Çarşamba Spor'un da 10 kişi tamamladığını söyleyelim. 90. dakikada kırmızı kart gördü. Erhan Tatlıdil diyelim. Ve geçelim. Hemen. Batman Petrol, Erok'la 0-0 berabere kaldı. Yine Erok da şampiyonluk yolunda yara aldı. Tomaspor'u biraz yalnız bırakacaklar gibi duruyor. Arhavispor kendi evinde Cizrespor'u 2-1 mağlup etti. Altındağ da kendi sahasında Osmaniyespor'da 1-1 berabere kaldı. Puan durumuna baktığımız zaman Tomaspor'un 42 puanla lider olduğunu görüyoruz. Esenler Erok'un önünde 5 puan önünde. Erok 37 puanda, İçer 35, Isparta 35, Çatalca 32 puandı. Tabii Çatalca'nın da bir maç eksiğini olduğunu söyleyelim. Çarşamba da 31 Abdullah, puandı. Efendim. orada bir anekdot gireyim. Hani federasyonun sitesinde de İçel Isparta'nın önünde gösteriyor. Aynı puanda olmalarına rağmen genel averajı hesaplıyor ama lig sonunda iki takım da maçlarını oynadığında Isparta ikili averajda İçel'in önünde. Yani Evet. normalde puan sıralamasında üçüncü sırada şu anda Isparta, dördüncü sırada İçel olması lazım. Anekdot olarak da onu ekleyelim yani. Isparta aslında bu galibiyetle İçel'in önüne geçti. Çünkü Evet. ilk maç 0-0 beraber bitmişti. Bu maçta Isparta 1-0 deplasmanda galip geldi. Burada playoff'un son basamağıyla alakalı bir yakınlık var. Hatta Şile Yıldız'ı da bu gruba dahil edebiliriz. 27 puanda Karşıyaka, 29 Çarşamba, 31 Çatalca, 32 puanda. Ve alt sıralara baktığımız zaman burada da Karakoçan'dan itibaren aslında diğer takımların da riski var ama Karakoçan'dan itibaren size söyleyeyim 20 puanda Batman Petrol 19. Sonrasında küme düşme hattında Erbaa 16, Arhavi 15, Yalova 14, Cizrespor'da 13 puanda. Hocam neler söylersiniz? Tomaspor yalnız kalmış gibi duruyor şu an. Gidişat onu gösteriyor. İçeri'nin kendi sahasında Isparta'ya mağlup olması, direktör değiştirdi de gittiler. Isparta'ya mağlup olması, yani işleri biraz daha zora soktu. Sanki artık playoff mücadelesi verecek gibi duruyorlar. Yine Çarşamba'nın kendi sahasında Yalova'ya mağlup olması playoff yolunda yara almasına sebep oldu. Neler söylersiniz? Tabii bir de Karşıyaka var. Kaç maç oldu? 4 maç oldu sanırım. 4 maçtır 5 maç olmuş. Özür dilerim. 5 maçtır mağlup oluyorlar. Evet, şimdi Somaspor 5 puanlık ciddi bir fark yakaladı. Öncelikle onu söylememiz gerekirse, ayrıca az önce Hüseyin de bahsetti lig sonundaki ikili avarajlardan. O anlamda da Erok'tan ikili avarajla önde olduğunu düşünürsek bir 3 puan da öyle koymamız gerekiyor. Yani beraberlik durumunda Somaspor şampiyon olacaktır gibi gözüküyor. O anlamda da çok büyük avantaj yakaladığını söyleyebilirim Somaspor'un. Tabi bu hafta da kazanarak Eron berabere kaldı. İçerim mağlup olduğu haftayı en karlı geçen takım oldu Soma takımı. En yakın rakibi de şu anda Erok ve onun da 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor Soma takımı. Hani Nurettin Çağlar ve Özcan Aydın zannedersem gene birer golle takıma katkı sağladılar. Ve yani bu takımın ne kadar değerli oyuncular olduğunu bir kez daha göstermiş oldu bu iki oyuncu. Tabii Soma Spor bu saha sonuçlarıyla ve görüntüsüyle diyeyim, liderliği bırakacak gibi gözükmüyor. Yani kuvvetle lider kalarak, kuvvetle oynayarak o şekilde devam ediyorlar. O anlamda da çok büyük avantaj yakaladıklarını söyleyebilirim Soma takımının. Sonuna kadar da bu işi bırakmayacak gibi gözüküyorlar. Tabii Karakoçan takımı düşüş devam ediyor Karakoçan takımında. Zannedersem bir hoca değişikliğine onlar da gitti ama herhalde yardımcı antrenörle devam ediyorlar. Alt gruba yakalandılar. Tabii bu gidişle de daha önceden de bahsetmiştim. Hani beğendiğim bir takım olmasına rağmen inanılmaz aşağıya doğru bir ivmelendiler. Hani böyle giderse de o gruptan kurtulma mücadelesi vereceklerdir diye düşünüyorum. Aslında benim playoff'u zorlayabilecek bir takım olarak gördüğüm takımdı. Ama şu anda alt sıradan kurtulma mücadelesi verecekler. Erokspor Batman'dan beraberlikle döndü. Yani önemli bir puan olduğunu düşünüyorum Erokspor için Batman'daki beraberlik.
Her ne kadar liderin 5 puan gerisinde olsalar da hani böyle deplasmanlarda kaybetmemek çok önemli diye düşünüyorum. Batman da çünkü ikinci devreye iyi takviyeler yaparak başlamıştı. Soma'nın peşini bırakmayacaklardır Somaspor'un. O anlamda tekrar bir seri yakaladıklarında Somaspor'a yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Ama tabii Soma az önce de bahsettiğim gibi çok güçlü bir şekilde devam ediyor. O anlamda Erol'un işi biraz daha zorlaştı diyebilirim. Ama fikstür olarak da bakarsak Erol takımı son haftalara biraz daha rahat girecek gibi gözüküyor son hafta maçlarına. Soma'nın zor maçlar oynadığı haftalarda Erol biraz daha rahat maçlar oynayacak. O duruma kadar bu şekilde giderlerse o periyotta yakalama şanslarının olduğunu düşünüyorum. Batman Petrolspor ise yani Erol'un bir bu hafta türlü. çok kritik bir maçı var hocam. İçel maçında yani şimdi İçel ama son haftalarda da hani Isparta maçları var. Şimdi o Yani maçlar da hani deplasmanda Isparta sıkıntı gibi. tabii deplasmanda Isparta maçı sıkıntı gibi ama Soma'nın hani incelersek Soma'nın oynadığı zor haftalar var. O haftalarda Soma'ya nazaran biraz daha kolay maçlar oynayacak Erol takımı. Ben o haftalardan bahsettim. Yani Soma 2 berabere kalsa şu an 5 puan fark var. 7 puana çıkacak. 2 maç kazansa Erol o ara 1 puana düşmüş olacak fark. Yani o anlamda yakalayabilir diye düşünüyorum. Onun hesabını yaparak söyledim ama tabii bu lig, bu grup siz de biliyorsunuz ne olacağı belli olmuyor. Kazanır dediğiniz takımlar kaybedebiliyor. Puan kaybı yaşayabiliyorlar ki Erol takımı gitti Yalova'yla. Kazanır dediğimiz maç 3-3 berabere kalmıştı. O anlamda bugün Gölcük Karşıyaka'yı yendi, Yalova Çarşamba'yı yendi gibi sonuçlar çıkabiliyor bu grupta. Onun için zaman gösterecektir diyebilirim. Batman Petrol hani bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. Hani bugün de Erok takımını yenemediler diyebilirim kendi sahalarında. Ama bir bakıma da hani şampiyonluğun güçlü adayı olarak gözüken Erok'tan bir puan aldıklarını söyleyebilirim. Yenilmemiş olduklarını söyleyebilirim. Hani alt sıralardaki rakipleri sayılabilecek takımlarla oynayacakları maçlar Batman takımının durumunu belirleyecektir. Yani o maçlarda ya mutlak galip gelmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Yani en azından kaybetmemeleri gerekiyor. O anlamda Batman sporu zorlu günler bekliyor diyebilirim. İçel İdman yurduna gelince de hani kendi sahasında son haftaların formda takımı Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldular ve önemli bir 3 puan kaybı yaşadılar diyebilirim. Hani bu hafta yeni hocaları Cüneyt Tiryaki hocayla girdiler. Tabii hocanın takımı ve grubu tanıma süreci olacaktır. Çünkü 4. grupta çalışan bir hocaydı. Bu gruptaki bütün takımlara hakim olamayabilir. O anlamda bir sürece zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu zaman içerisinde de iyi puanlar toplamak zorundalar. Yoksa hani şampiyonluk bir tarafa playoff potasında içinde kalma şansları olmayabilir. Çünkü o anlamda az önce Hüseyin de belirtti. İkili avarajda şu anda Isparta'nın altındalar. Normalde 4. sıradalar. O Haftaya anlamda da Erok deplasmanı da riskli var. bir. Tabii orada Yani rakipte kaybettikleri 6 zaman puanlık maçları altındaki kaybediyorsunuz. evet yani bir iki hafta daha böyle takılırlarsa hani ben diyorum zaman lazım. Hoca grubu bilmiyor, bu grubu tanımıyor gibi konuşuyorum ama oyuncu Zaman da grubunu yok. tam bilmiyor. Yani zaman da daralıyor ve bu tip takımlarda şampiyonluk hedefiyle kurulmuş, o bütçelerle kurulmuş takımlarında o kadar opsiyon kazanacağını sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama ilk beşte tutunabilmeleri için bence bir seri yakalamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani Isparta 32 takımına gelince de hani ikinci devrenin başlangıcından itibaren 3'te 3 yaparak devreyi ne kadar iyi geçirdiklerini göstermiş oldular. Bunu söyleyebilirim. 3 maçta gol yemeden 5 gol attılar. Ki hani oynadıkları takımlar da hiç küçümsenecek takımlar değil. Güçlü. Karşıyaka takımıyla, Batman takımıyla ve İçer takımıyla oynadılar. Ve 5 gol atarak gol yemeden 3 maçı da kazandılar. Yani o anlamda Gökhan Hoca'yı, ekibini tebrik etmemiz gerekiyor. Devre arasını iyi geçiren takımlardan biri. Doğru işler yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Ve bu seriyi de bozacak gibi gözükmüyorlar. Bugün izledim maçı. Doğru oynadıklarını, iyi oynadıklarını düşünüyorum İçel'e nazaran. Hatta Sertaç belki günündeydi gene. Daha farklı sonuçta çıkabilirdi. İlk 15 dakika İçel etkiliydi sadece. Çarşamba Spor kendi sahasında son 5 dakikaya kadar 1-0 önde getirdiği bir maçtı. Yalova maçı. Son 85. ve 90+7'de zannedersem 2 gol yediler. Evet, 90 Ve atıydı. 2-1 mağlup oldular.
Tabii kendi sahasında ve böyle giden bir maçta, yani 1-0 önde son ana kadar 1-0 önde getirdikleri maçta mağlup olmak çarşamba takımını önümüzdeki haftalar için demoralize edebilir. Hani çünkü son 8 haftada 5 iç saha maçından sadece Erbaa takımını 2-1 yenebildiler. Altındağ'la 0-0, Gölcük'le 0-0 berabere kaldılar. Eroğa 3-1, Yalova'ya da 2-1 mağlup oldular. Yani o anlamda Nitekim da Gölcük maçı 3 puan olarak geçti hanelerine ama yine de berabere ya kaldılar. tabii Yani saha ilk yarı skoruna bakarsak performanslarını biz tabii saha skoruna bakarsak yani içeride oynadıkları maçlara bakarsak hani kağıt üzerinde alınmış puan olarak söylemiyorum ama sahada yaptıkları işe bakarsak bu haftaları kötü geçtiler. Hani playoff şansları hala devam ediyor. Ama toparlanmaları gerekiyor Çarşamba takımının ki onu da becerebilecek güçte bir takım Çarşamba takımı. Yalova takımından bahsetmemiz gerekirse ilk yarı maçlarında herkesi şaşırtan sonuçlar alabilen bir takımdı. Yani inanılmaz sonuçlara imza atan bir takımdı. Ama yaptıkları transferlerle hani ikinci yarıyı iyi geçeceklerinin sinyallerini verdiler. İki beraberlik ve bir galibiyet ile başladılar. O anlamda da kurtarma mücadelesi vereceklerdir. Hani şanslarını da yüksek görüyorum açık konuşmak gerekirse. Hani puan durumuna bakmadan şu anki alınan sonuçlarla ikinci devre başlangıcıyla kurtarma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Soma Karşıya kaz. iç sahada Soma ile oynayacaklar hocam. Yani hepimizi Ya şaşırtacak sonuçlar çıkabilir yine. çıkabilir tabii. Yalova takımı için peşin hükümlü konuşmamak gerekiyor. Yani bu maçı kaybeder gibi konuşmamak gerekiyor. Çünkü canlı izlemek gerekiyor. Canlı izleme şansım olmadı. Ama iyi işler yaptığını düşünüyorum ve bu grupta kurtarabilecek takımlardan biri olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Karşıyaka kaybetmeye devam ediyor. Kendi sahasında Gölcük Spor'a 2-0 mağlup olarak playoff potasından uzaklaşmaya devam etti. Hani son 5 haftadır da Abdullah senin de bahsettiğin gibi 9 gol yediler ve sadece 1 gol atabildiler. Ve puan alamadılar. 5 maçtır mağlup oluyorlar. Hani böyle giderse de bu seneyi de boş geçecekler gibi gözüküyor. Geçen sene playoff oynamışlardı ama bu periyottan kurtulamazlarsa, bu seriden kurtulamazlarsa bu sene playoff şansları da olmayacak gibi gözüküyor Karşıyaka takımının. Hani inanılmaz bir düşüşteler. Gölcük takımı da 5 haftadır kaybetmiyor. Onu söyleyebiliriz. Karşıyaka'ya nazaran 5 haftadır kaybetmeyen bir Gölcük takımı var. 3 galibiyet ve 2 beraberlikle inanılmaz iyi bir seri yakaladılar. Hani 22 puanla kırmızı bölgenin yani düşme potasının 6 puan üzerine çıktılar. O anlamda da Gölcük takımı da devre arasını iyi geçiren takımlardan biri olduğunu söyleyebilirim. İlk 23 devre hocam bu belki arada. 23 mü puanı? 23 puan hocam. Yani ben Ama 20 muhtemelen puanı. burada şeyi de görüyordur. Tabii Çarşambanın yok o galibiyet... senin bir puan. Çarşambanın galibiyeti siliniyor. 22 puan daha gördük. Doğru. 22 puan Burada olması internette gerekiyor. çarşambanın şeyi de gözüküyor hocam. Doğru, 22 puan. Yani doğrudur. Çünkü o puan da silindiği zaman 22 puandı ama toparladılar. O anlamda da Gölcük takımı da iyi işler yapıyor. Öyle düşünüyorum. İlk devre düşecek gözüyle bakılan takımlardan biriydi. Ama ikinci devre öyle bir takım olmadığını ispatladı diyebilirim. Şile Yıldızspor'a gelince de bana göre bu haftanın bu gruptaki önemli galibiyetlerden birini aldığını düşünüyorum. Ve hani uzun haftalar sonra kendi sahasında kazanmasını bildiklerini söylüyorum. Çünkü içeride son galibiyetini ligin ilk yarının 8. haftasında Yalova'ya karşı 2-1'lik skorla almışlardı. O haftadan itibaren kendi sahalarında galibiyet yüzü göremediler. Bir beraberlikleri var. Kötü sonuçlar almışlardı. Alt gruptan biraz daha uzaklaşarak nefes almalarını sağladı bu galibiyet. O anlamda Erbaa'ya mağlup olmamaları da Erbaa takımını yanlarına yaklaştırmamış oldular. O anlamda da önemli galibiyet olduğunu düşünüyorum. Erbaa takımı ise yani henüz yaptığı transferlerin harcadığı bütçenin karşılığını alamadığını düşünüyorum. Yani çünkü devre arası inanılmaz bir bütçe ayırdı Kesinlikle. transferi ve çok fazla oyuncular aldı ve beklenti çok fazlaydı. Bunu biz de konuştuk kendi aramızda. İyi işler yapacaklarını düşündük ama onun karşılığını henüz alabilmiş değiller. İkinci devre iki beraberliğin ardından aldıkları bu mağlubiyetle 16 puanla kırmızı bölgede kaldılar. Hani kaybetmemiş olsalar Şile'yle 7 puan farkı korunmuş olacaklardı ve Batman'la da 2 puan, Karakoçan'la 3 puan olacaktı aralarındaki fark. Ama hani süreç kısalıyor. Herkes zor periyoda giriyor. Erbaa da zor periyoda girecektir.
Hani uyum sürecini aşamazlar bilmem ne olursa tabii bu bütçeler sene önümüzdeki sene için yapılan yatırım boşa gider gibi gözüküyor. O anlamda da Erbaa takımının acil toparlanması gerekiyor. Aldıkları saha sonuçları çok da olumlu değil, onu söyleyebilirim. Öyle kurulmuş bir takımın galip gelmesi gerekiyor. Beraberlik bile iç sahadaki beraberlik bile doğru sonuç olmadığını düşünüyorum Erbaa için. Altındağ Spor kendisi aslında hani ikinci devrenin formda takımlarından biri olan Osmaniye ile bir bir berabere kaldı. Hani 1-0 geriye düştüğü maçı 1-1 bitirdi. Puanını 24'e yükseltti. Bence normal sonuç olarak karşılıyorum bu haftayı. Önümüzdeki hafta Erbaa maçından puan getirebilirse alt grupla çok işi kalmayacak gibi düşünüyorum. Hani yukarıyı zorlayacağını düşünüyorum. Tabii Erbaa maçı Altındağ için çok önemli bir maç. Bu haftaki aldığı Osmaniye beraberliğinin normal olduğunu, iyi sonuç olduğunu düşünebilirim. Osmaniyespor son 5 haftalık serisini iyi geçirdiği seriyi iyi öne geçtiği maçta kazanarak dönebilse seriye devam edecek olacaktı. Yani devam etmiş olacaktı. O anlamda da 2 puan kaybettiler ama Altındağ deplasmanından getirdikleri 1 puan ne olursa olsun iyi puandır diyebilirim. Şu an içinde tehlikesiz bölgedeler. Sanırım haftaya da maç oynamayacak Osmaniye takımı. Bay Bay geçiyorlar. olması gerekiyor. Evet, yani daha sonra içeride oynayacakları Erbaa maçını kazanmaları halinde de aşağıyla ilgili hiçbir düşünceleri kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ama yukarıyı yakalayabilirler mi? O da açıkçası çok da kolay gözükmüyor. Onu da söyleyebilirim. Arhavi takımı ile ilgili de söyleyeceğimiz şeyler ikinci devreye inanılmaz iyi bir şekilde başladılar. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldılar ve 4 gol atıp 1 gol yediler. 15 puanı yükselerek kurtarma anlamında büyük bir adım atmış oldular. Tabii ilk yarının tamamında 8 puan toplayabilmişken ikinci devre 3 maçta 7 puan alma başarısı gösterdiler. O anlamda Arhavi'de kurtarmak için çok büyük mücadele göstereceğinin örneğini verdi diyebilirim. Yani bu ikinci devrenin ilk 3 maçı onu gösterdiler. O anlamda da biraz daha zorlayacaklar zannedersem bu alt gruptan kurtulmak için. Tabii ne derece başarılı olabilirler önümüzdeki maçlar onu gösterecektir. Yani Cizre takımı için yani bu mağlubiyetle 13 puanda kaldılar. Zorlu maç serisine girecek Cizre takımı da. Hani oradan çıkarabilecekleri puanlar çok çok önemli. Ama Cizre takımı hani kadro olarak çok da kötü kadroya sahip değil. Ama bir türlü tutturamadıkları bir şey var. Ve bu şekilde giderlerse de çok o gruptan kurtulabilecek gibi gözükmüyorlar. Bu hafta da hani iyi geçiren takımlardan birinin Çatalca olduğunu söyleyebilirim. Hani maç oynamadan haftayı karlı kapattılar diyebilirim. Rakiplerin oynadığı maçları aldıkları, kaybettikleri puanlar neticesinde maç oynamadığı haftayı da karlı kapattı diyebilirim Çatalca takım için. Evet, senin anekdotlarında neler var? Yani zaten hani Burhanettin Basatemur Hoca'yı ve Tomaspor'u ayrıca takdir etmek lazım. Geçtiğimiz sezondan beri çok istikrarlı bir şekilde götürüyorlar. Tebrik ediyorum. Farkı da açtılar. Yani bu farkı değerlendirebilirlerse işlerini kolaylayabilirler. Çünkü sonuçta Eryaspor'un yine ben bir seri yakalayacağını düşünüyorum. İç El İdman Yurdu için bugün liderlik o lider olarak şampiyonluktan çıkma ihtimalinin bittiğini düşünüyorum. Bu motivasyonla birlikte. Çünkü ikinci devreye başlandı. 3 maçta 1 puan alındı. Teknik direktör ayrıldı. İlk devre sadece kalesine 7 gol gören İç El İdman Yurdu. 3 maçta 4 gol gördü kalesinden. Ki yani baktığımızda o 7 golün de yanlış hatırlamıyorsam Sertaç'ın olmadığı maç 3 golü yedek kaleci arkadaşımız yemişti. Sertaç geri kalan maçta 4 gol yemiş bir kaleci. İkinci yarı Sertaç 4 gol yemek zorunda kaldı. Bu aslında takım savunmasında da yaşadıkları sıkıntıyı bence gözler önüne seriyor. Yani İç El İdman Yurdu'nun oynadığı rakipler güçlü rakipler mi veya kolay rakipler mi değerlendirilmiş değil. Artık bu ligdeki her maç değerli hale aldı. Çünkü her takımın baktığımızda bir hedefi var. Bir hedef içeriyor. Ve hani havlu atmış bir takım yok. Ama baktığımızda İç El İdman Yurdu çok kötü bir başlangıç yaptı yani. Hani ve ya ben açıkçası Mersinli olarak da üzülüyorum yani. Hani şöyle üzülüyorum ben. Yapılan hatalara üzülüyorum. İç El İdman Yurdu'nun yaptığı hatalara üzülüyorum. Mersin İdman Yurdu ismiyle Mersin İdman Yurdu'nun yerini alma umuduyla sahaya çıkan bir takım İç El İdman Yurdu. Ama ben hatalarını çok fazla görüyorum. Yani o Mersin İdman Yurdu bayrağını yere düşürmeyen, zamanında o en kötü günlerde o formayı giyen,
Mahmut Metin, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, birçok futbolcu kardeşimiz vardı. Bir tek Mahmut Metin bu takıma geldi. O da fedakarlık etti. İkinci ligde Bölgesel Amatör Ligi memleketimin takımı diye sözleşmesinin yarı fiyatına geldi. O çocuğu da üçüncü ligde boğdurdular, yedirdiler yani. Ondan sonra bu kadar ah alınırsa, bu kadar sıkıntı yaşanırsa başarıda eninde sonunda geldiğini düşünmüyorum. Bir Mersinli olarak insanların da sahipleneceğini düşünmüyorum Mersinli çocuklar. Bugün Isparta'da ligde gol krallığında ikinci sırada olan Emirkan Gültekin Mersinli çocuğu. Sene başı bir kişi aramış mı içeri idman yurdundan? 2,5 ay boyunca çocuk bekledi. Bir kişi aramış mı? Ama bugün Isparta Spor'u taşıyor. Belki kariyeri için daha hayırlı oldu. Ayrı bir konu. Ama biz Mersin İdman Yurdu olacağız deyip de Mersin çocuklarına sahip çıkmayacaklarsa hiç burada hikaye okumanın da masal anlatmanın da anlamı olduğunu düşünmüyorum. Mersin İdman Yurdu olmak da öyle çok kolay değil. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. Kendi düşüncemi de söyleyeyim. Hiçbir zaman İçeri İdman Yurtlu olmayacağım ama ben her zaman Mersin İdman Yurtluyum. Kulüp kapansa da kapanmasa da. Onun dışında kurumuş Isparta Spor'un Isparta Spor'un performansına değinmek istiyorum. İnanılmaz işler yapıyorlar gerçekten. Isparta Spor bilmiyorum hocam nasıl değinir. Benim kendi düşüncem baktığımızda Emir Kağan, Nurettin, Serdar Ümit üçgeni. Tabii buna eşlik eden futbolcu kardeşlerimiz. Çok büyük bir başarı sağlıyorlar. Ama baktığımızda da Isparta Spor gerçekçi olmak gerekirse şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir kadro olsa bile şampiyonluk kadrosu değil. Bunu bir kabul ederim. Yani şampiyon olacak mesela bir İçer gibi hani böyle baba topçu alan bir takım değil aslında. Orada bir Serdar Ümit Deniz deriz. Burada kesinlikle diğer kardeşlerimizi küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın ama Emir Kağan Gültekin piyangodan çıktı burada. Piyangodan çıktı. Nurettin ilk Bal Ligi'nden sonra ilk profesyonel futbol ligini oynadı bu sezon. Ekstra iş yaptı. Yani bu iki ismin aslında ne yapacağı belli değildi. Orada hani bir şampiyonluk tecrübesini yaşamış, görmüş, geçirmiş bir Serdar Ümit vardı. Buna rağmen ben Gökhan Hoca'nın geldiği günden beri takıma çok olumlu işler yaptırdığını düşünüyorum. Hakan Hoca döneminde de iyiydi. Gökhan Hoca döneminde de iyi. Takım gerçekten ligin en olumlu futbol oynayan takımlarından birisi. Orta sahalara çok dinamik. Ön tarafları çok hareketli. Ve takım içi ortamında iyi olduğunu görüyorum. Isparta'da yaşayan bir Isparta'da çalışan birisi olarak Isparta Spor'un başarılı olacağını düşünüyorum. Seri Soma Spor'da tek zorlayacak takım gibi duruyor. Yani ya şimdi Erok Spor kalitesi var Abdullah. Ne olursa olsun Erok Spor'un bir kalitesi var. Bak içeride Isparta aynı puanda değil mi? Ama Isparta evet. Bugün bence playoff olayı da değil artık şampiyonluk olayına odaklandı. Ben bunu net söyleyeyim. Ama aynı puanda olmasına rağmen bunun ikisiyle ilgili neden bu yorumları yaptığımı herkes anlamıştır. Bir tarafta düşüşte olan, sıkıntı olan, gol yollarında çözemeyen İçel, diğer tarafta 5 gol atıp gol yemeyen, bunun ikisi deplasmanda oynayan Karşıyaka ve şeye karşı İçel İdman Yurdu'na karşı 5 gol atmış. İçeride de Batman Petrolspor gibi devre arasının en flash transferlerini yapan takımlarından birisine karşı 2 tane gol atmış takımdan bahsediyoruz. Gol yememiş. Demek ki bir şeyleri çözmüş. Isparta Spor şu anda yakaladığı ivmeyle şampiyonluğa içeriden daha hazır diye düşünüyorum ben. Açıkçası. Onun dışında Osmaniye Spor ikinci yarıya iyi başlangıç yaptı. 3 maç 7 puan. Takdir ediyorum Osmaniye Spor'u. Çarşamba Spor eski günlerini aratıyor. Playoff'tan uzaklaşacak gibi duruyorlar. Büyük sıkıntı yaşıyorlar onlar anladığım kadarıyla. Yani Şile Yıldız beni burada şaşırttı. Şile Yıldız'a Erbaş Spor'un yenememesi aslında Şile Yıldız'ı sıkıntı yaşamamasına vesile oldu. Şile Yıldız yüksek ihtimal 1-2 hafta içinde ligin iddiasız takımlarından biri haline gelecek gibi duruyor diye düşünüyorum Şile Yıldız'la ilgili. Karşıyaka'nın bu düşüşünü hani bu öngörüyorduk. Ufuk Hocam'a da zamanında söylemiştik burada hatırlarsan Abdullah. Ama bu kadar olacağını biz de öngöremiyorduk. Hani haftalardır kazanamayan bir Karşıyaka var. Bir çözüm bulmaları lazım. Yoksa bu sene playoff onlar için olmayacak gibi gözüküyor. Son süreçte aldığı sonuçlarla birlikte. Arhavi Spor ikinci yarıya iyi başlayan takımlardan biri. Çok takdir ediyorum. Gizli Spor'u yendiler. Yani iyi gidiyorlar. Elazığ Karakoçan'ı da yenmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Yalova'yla da berabere kalmışlardı. 3 maçta 7 puan toplayan takımlardan biri. Alt sıralardan. Ve transfer hattına baktığımızda Erbaa gibi, Batman gibi, Yalova gibi para harcayabilen bir takım da olmadı onlar. Daha mütevazı bir takım oldu. Ben takdir ediyorum Arhavi Spor'un başarısını. Ligde kalacaklar mı zaman gösterecek ama yani Abdullah açıkçası konuşmak gerekirse bu ligden daha çok sular akar. Merakla izlemeye devam edeceğiz. Bu ligin en iyi grubu, en keyif veren grubu bence bu. Peki Hüseyin, sana saygı duyuyorum. Bu ligin en keyif veren gruplarından biri olduğunu düşünüyorum sadece. Diğer gruplarda dördüncü grubun dışında diğer gruplarda ben keyif verdiğini düşünüyorum. Bir dördüncü grupta böyle bir değişik bir grup olarak geliyor. Bilmiyorum Ufuk Hocam nasıl değerlendirir. Tabii Ufuk Hocam bir teknik direktör bakış açısıyla daha çok
Hani bakış açısı değişiktir muhtemelen ama hani bizim Ben buyurun hocam. sezon başı da bu grupta çalışıyordum. Çile Yıldızspor'da çalışıyordum ve fikstürler, gruplar belli olduktan sonra bu grubun en zorlu grup olduğunu söyledim her zaman için. Çünkü inanılmaz yani bütçe olarak çok yüksek rakamlı takımlar sayısı çok olmasa da takım olarak çok kaliteli takımlar olduğunu. Bir sene öncesinde Karşıyaka playoff oynamış, Soma takımı var. İşte Erok takımı iyi bütçeyle ayrılmış. İçeli İdman Yurdu keza öyle. Çarşamba takımı bozmadan geliyor. Çatalca iyi durumda. Yani Osmaniye takımı sezon başı inanılmaz bir şampiyonluk havasıyla lige girmiş bir takım. Batman keza öyleydi. Yani çok zor bir gruptu yani bu takım. Çünkü herkes birbirini yenebilecek bir seviyedeydi ki şimdi dördüncü grup için konuştuğumuz ilk beşi belli ve altıncı sıradan sonrasında düşme ihtimali yüksek takımlar var diyoruz. Ama bu grupta birbirinden uzaklaşan takımlar çok yok. İki tane kaybettiğin zaman, alttaki iki tane kazandığı zaman yakalayabiliyor. İşte Yalova gidiyor, inanılmaz bir maç kazanabiliyor. Gölcük inanılmaz maç kazanabiliyor. İşte Erok takımı takılabiliyor. Yani öyle bir grup. Ama şimdi dördüncü grupta falan bu tip şeyleri yaşayamıyorsun. Yani belki bir hafta yaşarsın. Dersin ki bu hafta bu takımı yenebilir ama yenemiyor. Ama ondan sonraki haftalarda diyorsun ki işte Düzce onu yener, şunu yener, Aksaray onu yener, bunu yener ve normalde o sonuçlar çıkabiliyor. Ama bu grup için aynı şeyi söyleyemiyorsunuz. Yani bu grup oyunsal anlamda da daha kaliteli işlerin olduğu bir grup ki bugün izledim İçel Isparta maçını. Keyif aldım. Özellikle Isparta'nın oynadığı oyundan keyif aldım. Çok sakin. Top ayağına geldiğinde sakin olan, pas trafiğini iyi ayarlayan, İçel'in baskı yaptığı alanlarda çok rahatlıkla ön tarafa çıkabilen bir takım görüntüsü çizdiler. Ve ben şuna inanıyorum. Bu gruptaki o ilk beş içerisindeki hatta farklı takımları da söyleyebilirim. Takımları diğer gruplara dağıtsak mutlaka şampiyonluğu oynayan takımlar olacaklardır. Yani bazı gruplarda da mutlaka kafada olan takım olacaklardır. Onun iddiasını söyleyebilirim. Peki Kesinlikle hocam, ben de katılıyorum hocam. yorumlara geçiyorum ben de. Çok fazla bir yorum gelmemiş bu grupla alakalı. Mehmet Su izleyicimizin bir yorumu var. Hemen onu okuyayım. Karakoçan yorumumun sebebi ilçe takımı olduğu bilinmiyorum. Merkezde Elazığspor'un yan kuruluşu gibi algılanıyor genelde. Bilgilendirme sizinle alakası yok. İyi yayınlar, harika yayınız var. Kolay gelsin. Teşekkürler. Geçen hafta hatırlıyorsunuz Karakoçan'la alakalı bir Hatırlıyorum. bilgilendirme metni yazmıştı. Mehmet Su Bey'e de teşekkür ederim. Ben bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Samsunspor'un izleyicimiz hocam gol yolunda sorun var. Çarşambaspor olarak biz de bilmiyorum buna bir çare bulurlar mı ama sizce playoff umutlarımız devam eder mi? Yani bu haftaki mağlubiyet çok kritik oldu ama playoff umutlarının devam edeceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya bence de playoff umudu devam edecektir. Çarşamba playoff'u her daim zorlayacaktır. Öyle söyleyebilirim. Ama sanki playoff'un dördüncü basamağı gibi duruyor hocam. Ya evet öyle duruyor. Tabii biraz dikkatsiz kalırsa da hani bizim bu söylemlerimizi boşa çıkartabilir. Çünkü 80 bu hafta için konuşuyorum. 85. dakikaya kadar 1-0 önde getirdiği maçta o son bölümlere Vermeyecektim daha dikkatli tabii daha dikkatli hiç. girmeleri gerekiyordu. Nasıl gol yediler ne oldu bilmiyorum ama hadi en kötü berabere de bitirebilirsin. 90 artı 7'lerde ki mutlaka öne çıktığı bölümlerde gol yemiştir. Onun bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu bileceksin. Yani o anlamda bence biraz iştahlı, istekli olduklarından bu maçı öyle kaybetmiş olabilirler. O anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Çarşamba takımı iyi takım. Öyle söyleyebilirim. Evet. Peki, o halde bu gruba da noktayı koymuş olduk. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi günler.